O şimdi bir ölümsüzlük ağacı Anadolu'da. Sevgi sevgi damarlarımızda dolaşıyor. Gönlümüzde nehir nehir çoğalıyor. Çağlıyor. Yüreğimizde şiir şiir kaynıyor. Bir dostluk güneşi olarak Anadolu yaylasından evrene ışık ışık uzuyor, yayılıyor. Şimdi Atatürk'ü farklı yönleriyle gösteren slide gösterimizi izleyeceğiz. Her gün güneş yeniden doğar, gün yeniden başlar atam. Kahramanlar ölmezler, kalplerde yaşarlar atam. Bir tutkudur Mustafa Kemal adlı şiirini okumak üzere öğrencilerimizden Yeliz Uluyazı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Tutkudur Mustafa Kemal, nice sevdalara değişilmeyen, yitirilmiş kasımlarda açan umuttur, bir baştır vazgeçilmeyen. Bir türküdür Mustafa Kemal,
suskun ağızlarda söyleşir durur. Çaltı burnunda gözetir denizi, Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur. Bir inançtır Mustafa Kemal, yurdun dört yönünde bir çağdır yaşayan. Sarmış kollarıyla çepeçevre ulusu, Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan. Bir anlamdır Mustafa Kemal, bel kahveden dürbünüyle seyrediyor İzmir'i. Özgürlük diyor al atının üstünde, kırıyor kılıcıyla tutsak eden zinciri. Bir bayraktır Mustafa Kemal, çekilmiş kalelere rüzgarda dalgalanan. Bozkır'ın bağrında yol alan kanılara ışık tutan, güç veren, yol bulan. Atatürk diyor ki, büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarda değil, düşüncelerinde köklü inkılaplar yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek zorundayız. Şimdi ise okulumuz öğrencilerinin icra edeceği Atatürk oratoryosunu dinleyeceğiz. Thank you.
bir temsil değildir. Bu Mustafa Kemal'in varlığında hala yaşayan ve yaşamaya devam edecek olan bir gerçeğin ifadesidir. Mustafa Kemal! Hocam. Mustafa Kemal'i anıyoruz bugün. İki tane korudu var. Onu anmak demek bir kez daha Mustafa Kemal'ler olmak demektir. Tek bir varlıkta Mustafa Kemal'in varlığında birleşmek demektir. Mustafa Kemal! Onu anmak, çalışmak demektir. İnandık sana yüce insan. Kendimize ve güneşe inanır gibi. Emek gerekse ülkeye, denizlerimiz olsun. Can gerekse ülkeye, denizler kanımız olsun. İnandık sana yüce insan. Kendimize ve güneşe inanır gibi. Vakit tamam, yol hazır. Düşelim yola, düşelim yollara. Edirne'den Ardahan'a kadar bir toprak uzanır. Boz kanatlı yüreğiler üstünden uçar. Edirne'den Ardahan'a kadar. Mustafa Kemal'e benzeriz.
babalardan biri de büyük insan, büyük komutan Mustafa Kemal'di. Türk olmanın haklı gururuyla tarihin yanlış akışını durduran Mustafa Kemal. Türk'ün hayatını yeniden başlatan insan. Ses eder Mustafa Kemal haykırarak. Gecenin ve Türk'ün sonsuzluğunda. Doruk doruk söker kocaman bir şafak. Bu millet içinde bir kemal. Namık Kemal demiş ki, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini. Bu millet içinde bir kemal. Mustafa Kemal diyor ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Mustafa Kemal'in Atatürk'ü. Ses eder Mustafa Kemal. Parladı yüzlerde ve karanlıkta sancak. Hak! Yüz kere, bin kere hak! Yıl 1919. Mayıs ayının 19. günü Samsun'a çıktı. Mustafa Kemal Atatürk! Kıyı takmış yaprağını gününü bahar eder. Bir gemi yaklaşır karanlıktan, felek terki diyar eder. Eder! Oy! Kimseler bağırmaz, çağırmaz. Sanki uzaklara bakar, ağır eder. Gönül çarptıkça yelken beyazlığına, ruh zigar eder. Eder! Oy! Ben, çelikle imanın boğuştuğu bir yerde, şan dolu bir tarihi çevirdim. Yaprak yaprak. Daha iyi anladım. Niçin başım göklerde? Neden geziyorum yeryüzünde? Alnım ak. Bir selam gibi gitti Erzurum'a. Bir selam gibi vardı Sivas'a. Dağlar alçaldı yol vermeye. Temizlendi dumanından karından. Yer gök inmedi bir kez daha Kurtuluş Savaşı'nda. Sana bağlıyız sağ derinden. Çünkü yurdumuzu sen kurtardın. Hasta, yorgun düşmüştük. Yaralarımızı iyice sardın. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma. Sakın, siper et gölgeni, dursun bu ayağsızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Atanın kararlı eli İzmir'e doğru çevrilmiş. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Görüyoruz seni kalbimizin gözleriyle. Sen bütün milletin ruhu, kalplerde yatan adam. Sen hürriyetin direği. Sana bağlıyız ta derinden. En büyük Mustafa Kemalleri. Biz seni hatırlarız. Binip trene giden de biz seni hatırlarız. Önce adını
insanlık aşkına açılan çiçek, kör gözlere nur, destanlara ibret oldun. Sen vatan demeksin Mustafa Kemal. Yiğittin. İnançtın. Sanatkardın. Denizler kadar engin, kimsenin görmediğini görürdü, sevgiyle bakan gözlerin. Yer sarsılsa yerinden. Ne senden geçeriz, ne senin eserinden. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize aldıkları tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Okulumuz öğrencilerinden Nur Arslan ve Onurcan Açıkgöz Atatürk'le ilgili anıları sizlere aktaracaklar. Mustafa Kemal İstasyondan şehre doğru bir süre yaya olarak yürür. Onu görmek için sabahtan itibaren yolları dolduran Tarsusluların arasından neşe ile selamlar vererek ilerler. O sırada ansızın bir olayla karşılaşır. Milli mücadeledeki çete giysili bir kadın Atatürk'ün yolunu keserek ayağına kapanır. Gözyaşlarıyla şöyle haykırıyordur. Bastığın toprağa kurban olayım paşam. Mustafa Kemal onu yerden kaldırmak için eğilirken kulağına bu kadının Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde çarpışmış olan Adile Çavuş olduğu fısıldanır. Gözlerinden iki damla yaş düşen Mustafa Kemal bu güneşten yüzü yanmış kadının elinden tutup ayağa kaldırır ve ona şöyle seslenir. Kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde yükselmeye layıksın. Atatürk bir gezisinde Kolordu binasının kapısında aslan yapılı bir Mehmetçik görür. Mehmet'i yanına çağırır ve güler yüze sorar. Sen güreş bilir misin? Yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle Mehmetçiği güreştirir. Genç asker her zaman üstün gelir. Bu duruma çok neşelenen Mustafa Kemal ayağa fırlar. Ceketini çıkarır ve Mehmet'e ense tutar. Hadi bir de benimle güreş. Katıksız ve temiz Anadolu çocuğu atasının yüzüne hayranlıkla bakar. Atam der, senin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Bir Mehmet mi bu işi başarır? Atatürk'ün gözleri dolar ve ağlamamak için kendini zor tutarak hafifçe gülümser. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Atatürk'ün ölümünün dünyadaki yankılarını belirten slaytımızı öğrencilerimizden Harun Doğan ve Kader Tosun'un sunumu eşliğinde izliyoruz. Benim üzüntüm iki türlüdür. Öncelikle böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntüm ise bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. Franklin Roosevelt, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Mustafa Kemal, bir millet bütün muhasalarından mahrum edilse dahi kendini kurtaracak bu hastalığı yaratabileceğini ispat eden adamdır. Adolf Hitler, Almanya Başbakanı. Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda Dünya Savaşı'ndan önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur. Ben Gurion, İsrail Başbakanı. Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. İkbal, Pakistan milli şairi. Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O büsbütün başka bir insandı. El Mısri gazetesi, Mısır. Atatürk'ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti. Gazeta del Popolo gazetesi, İtalya. Türkiye'nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir. Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür. La Libra Bergüke, Belçika. Hiçbir ülke Atatürk'ün Türkiye'sinin gördüğü değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir. Bugünün Türkiye'sinin tarihi Mustafa Kemal'in tarihidir. Dinez gazetesi, Bulgaristan. Atatürk'ün ölümü gerek Türkiye için gerekse bütün dostları için derinliği ölçülmez bir kayıptır. İzvestiya gazetesi, Rusya. Atatürk, 20. yüzyılın en büyük mucizesidir. National Times gazetesi, Danimarka. Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal'i mutlaka kıskanırdı. Cheng Yanqi Pen gazetesi, Çin. Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Koromuzu Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmek üzere sahneye davet ediyorum.